Alanımızı keşfetmişlerdir. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsın? Dosta güven, düşmana korku. Eyvallah. Haydi bakalım. Beyin kısmen kiraz sirkesi, ahlat sirkesi. Bırakken üreten kadın kovarı. En iyisi çeşit. Siz mangır mı diyorsunuz? Mangır. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarıma. Bugün burada şunun mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük Türkiye'nin büyük projeleri bir bir gerçekleşiyor. Sizden bir istirhamım var. Ne olur bu ülkenin büyüklüğüyle övünün. Bu ülkeye güvenin. Bu ülke öyle bir ülke oldu ki son dönemlerde artık dünya gündeminde odak ülke. Çevresinin neredeyse tamamında son 100 yıldır savaş olan barış adası. Tamamında emperyalizmin cirit attığı ama bağımsızlığını koruyan tek ülke. Ve bu ülke öyle bir ülke oldu ki dün 30 Ağustos'ta gururla kutladık ve dün itibariyle ülke bir şey daha açıkladı. Dedi ki dünyada ilk kez insansız savaş uçağını üretiyorum dedi. Ülke buraya geldi. Ülke öyle bir yere geldi ki şimdi size bazı rakamları paylaşacağım. Sakın o estirilen yokluk, estirilen politika yapmak adına, muhalefet yapmak adına yalan bilgilerle insanların, bu milletin moralini, bu çiftçinin moralini ve kız kardeşlerimizin moralini bozmaya çalışanlara inanmayın. Amacım rakamlara boğmak değil ama şunu bilin. Türkiye hemen hemen başak ürünlerinin tamamında %100'ü aşkın üretim yapıyor. Türkiye net ihracatçı. Aşağı yukarı dünyada ilk 10-12. Sıralarda. Yer yer değişiyor. Dönemsel, kuraklık, azlık, çokluk olabiliyor. Mesela buğdayda size bir örnek vereyim. Geçen yıl itibariyle %102. Şekerde %120. Şeker pancarında %100. Kırmızı ette %100. Beyaz ette %136. Devam ediyor, gidiyor. Biraz ayçiçeğinde gerideyiz. İnşallah onu da bu bereketli topraklar bu ülke hasadıyla çok daha ileri bir yere taşıyacağız. Şimdi kızıl elmaları konuşurken, Türkiye böyle bir noktaya gelmişken, tarımda nereye geleceğiz? Diyorlar ya tarım politikanız ne? Tarım politikamız çok açık ve net. Anlamayanlara tekrar Tekirdağ'dan bir daha isterseniz hep beraber söyleyelim. Çok net. Sloganımız da bu. Sen üret yeter diyoruz. Gerisi bizde. Ne demek bu? Sen mazotu düşünme. Nerediğimizin farkındayız. Sen gübreyi düşünme. Biz Allah'ın izniyle bunu hep beraber halledeceğiz. Hemen somut örneğini vereyim. Hem bu arada değişen tarım politikası da sizle paylaşmış olalım. Çünkü dedim ya çok fazla kirli bilgi ne yazık ki birileri alıyor, satıyor. Çok şükür alanı çok yok ama satıcısı var. Mesela önümüzdeki yıl vereceğimiz çiftçiye dönem dönem işte her ay bir takım paralar yatıyor. Bu destekleri biz bu sefer ekmeden yani zamanında Allah'ın izniyle bu yıl vereceğiz. Önümüzdeki dönemde inşallah mevzuat değişikliklerinde yaptıktan sonra amacımız hayalimiz odur ki, hayalimiz derken hedefimiz odur ki özellikle mazot ve gübre gibi yani dolara endeksli, yani dövize endeksli, yani dış girdilerle bizim dengemizi zaman zaman bozan ürünlerde tamamını karşılamayı stratejik ürünlerde hedefliyoruz. Bu dev Türkiye hayalimiz, idealimiz ve inşallah her geçen gün gerçekleşmeye devam eden bu rüyamız birilerini korkutuyor. Öyle olunca tuttular, biz de tam yeni dönem göreve gelen yeni arkadaşlarımız olarak o döneme şahit olduk. Mart'ta, Nisan'da birileri dedi ki, ülkede buğday yok, şeker yok, et yok, 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 yok. Çünkü yok olması geçtiler. Biz çıktık dedik ki, Allah'ın izniyle değil yok yok, fazlamız olacak. Çok şükür Allah da yardım etti, kulu da yardım etti, bu sene fazlamız var. Biz şimdi yeni dönemde bir şey dedik, boş bir metrekare bile kalmasın. Nasıl sağlayacağız bunu? Lafta çok güzel bir laf. Ama yaklaşık %15, %17 gibi bir oran Türkiye'de ekilmiyor. Kimi miras sorunlarıyla ekilmiyor, kimi göç sorunlarıyla ekilmiyor, kimi çarpık şehirleşmemiz dolayısıyla
kaybolan kültürümüz dolayısıyla kimliği. Şimdi dedik ki bir dakika. Evet, mülkiyet senin ama bu kadar stratejik bir hizmet olduğunu hep beraber geçtiğimiz 2-3 yıl içinde, özellikle pandemide yaşadığımız üretmek gibi o mübarek bir işlemde sen mülkiyet benim ister ekerim ister ekmem yemezsin. Bunu da onlarca devlet uyguluyor. Şunu yapacağız Allah izin verirse. Bunun için de inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Diyeceğiz ki sen ekmiyor musun arkadaş? Eyvallah. Bunun için bir yıl süre düşünüyoruz ama bunlar baştan o köy, o mahalle her neyse onlara öncelik tanıyarak internet üzerinden ihalemi yapacağım. Eken buyursun, eksin. Sana da yerinin kirasını vereceğim. Çünkü artık böyle bir lüksümüz kalmadı. Yani Türkiye'de toprağın %15'inin ekilmemesi feci bir durum. Ve öbür taraftan ithalat naraları. İnşallah bunu da neticeleyeceğiz. Yani siz yeter ki üretin.